kapı. Şöyle bırakın lütfen. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Biz geldik. Hoş geldiniz. Kenan evde değil mi? Abim yok. Bizi bekleyecekti. Abim... Ne oldu? Abim Cavidan'a gitti. Neden? Boşamaktan vazgeçtiler. Yalan söylüyorsunuz. Hayır. Cavidan çok hastaymış. Abim onu bu durumda bırakmak istemedi. Size inanmıyorum. Bir araya gelmemizi hiç istemediniz. Bu sefer bize kimse engel olamayacak. Hiç kimse. Kenan bunu bana bir daha yapmaz. Dur arama. Dur. Yalan söyle. Kenan nerede? Cavidan'a gittiği doğru ama onu merak ettiği için gitti gerçekten. Cavidan iyi değilmiş. Ama yine de abim boşanmak için kararlı. Bana niye yalan söylediniz? Bunca zaman başkalarının istediği hayatı yaşadık. Niye bize hiç kimse şans tanımıyor? İkimiz de ayrıken ne kadar mutsuzuz. Niye kimse görmüyor? Özür dilerim. İnan ki sizi korumak için öyle söyledim. Cemil aradı. Tehdit etti. Kimse bize bir şey yapamayacak. Abimin turneleri ne zamandır Cemil organize ediyor. İnanmıyorum. Bir dönem kimse Hüseyin Kenan'la çalışmak istemedi. O süre içinde Cemil'le Nimet'in organize ettiği işlerle ayakta kaldı. Kenan biliyor mu? Hayır. Gereksiz gurur yapar diye söylemedim. Ama şimdi yurt dışı bağlantıları da onların elinde. Zor günümüzde abimden habersiz Cemil'den yardım istedim. Eline büyük koz verdim. Çıkarsanıza üstünüzü. Meleği alayım mı ben? Ağlar şimdi. Kenan ne zaman gelir? Bilmiyorum ama Lamia beni beklesin dedi. Çok özür dilerim. Efendim hala. Nasılsın canım? İyiyim, dinleniyorum. Kitap okumak bile gelmiyor içimden. Öylece yatıyorum. Kenan gelmedi mi? Niye gelsin ki? Bilmem, şey için. Hani boşanmak için imza falan verecekti de o nedenle geldi mi diye sordum. Ne oluyor, yine bilmediğim bir şey mi var? Yok, hayır. Yok, gerçekten yok. Neyse, öylesine bir arayayım dedim. Dinlen sen canım. Peki. Hoşça kal canım. Cavidan'ın kapısına kadar götürecektim. Gerçekten endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. İyi diyorsunuz yani. Evet.
Pardon. Ben Cavidan Hanım'a da söyledim. Endişelenecek bir durum yok. Küçük bir kisti var. Ameliyat bile gerekmiyor şu anda. Sevindim. Onların aile doktoruyla da temastayız. Başka bir şey olsaydı haberim olurdu. Tahlillerle, tetkiklerde de bir şey yok. İnanın beni o kadar rahatlattınız ki. Kim söyledi böyle bir şeyi? Önemli değil. Hassas günler geçiriyoruz. Belki de ben yanlış anladım. Ama şimdi gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim doktor Bey. Rica ederim Kenan Bey. İstanbul'da ne zaman konser vereceksiniz bir daha? Özledik vallahi. Bahar'a inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Güle güle. Alo? Holding'te misiniz? Evet. Birazdan yanınıza geleceğim, lütfen bekleyin. Buraya gelmekle zaman kaybetmeyin. Cavidan evde. Önce sizinle konuşmak istiyorum. Gelince konuşuruz. Peki, bekliyorum. Ben size inanıp şu kapıdan dönebilirdim. Yalanınızın nelere mal olabileceğini hiç düşünmediniz tabii. Melek için de büyük haksızlık olacaktı. Ben başka şeyler düşündüm. Kimsenin huzuru kaçmasın diye Cemil... Lütfen yeter. Aynı şeyleri duymak istemiyorum. Cemil bu işin peşini bırakmayacak ama. Hiç kolay olmayacak bundan sonra. Abimin de burnundan getirecek. Ben her şeyi göze aldım. Çok geç kalmadı mı? Abi. Neredesin? Tamam burada. Veriyorum. Alo? Lamia, canım. Sizi bekliyoruz. Bir ufak işim daha var. Geleceğim. Neler oluyor? Sana her şeyi anlatacağım. Sen hazır mısın? Hem de nasıl? Melek ne yapıyor? Uyuyor şimdi. Seni karşımda görmeden bunun rüya olduğuna inanacağım. Bekliyorum. Bir saate kadar evde olurum. Tamam. Hoşça kalın. Paşa nerede? Salonda. Gidiyorum. Güle güle. Hakkınızı helal edin Sayıp Bey. Siz de. Bir kusurumuz olduysa da lütfen bağışlayın. Kusur ne demek? Çok güzel günler geçirdim bu evde. Bana niye diye sorma Nimet. İptal et diyorum sana. İptal et. Soru sorma! Canını okuyacağım. Canını okuyacağım! Cemil Bey'e de veda ettiğimi söylersiniz. Kendinize iyi bakın. Nereye gideceksiniz?
Lamia'dan haber gelene kadar ahbaplarımın yanında olurum. Aman o deliye bulaşmayın sakın. Hoşça kalın. Güle güle. Lütfen rahatsız olmayın. Siyasette de şansınız açık olur inşallah. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Ben ararım arada. Ara tabii ya. Lamia niye böyle yaptı? Yine bütün düzen alt üst oldu. Hayat yok. Kim bilir daha ne sürprizler hazırlıyor bize. Bence sürpriz değildi ki. Başından beri hataydı bu evlilik. Hiç öyle bakmayın Suzan Hanım. Doğru muydu yani? Kenan Bey'e gitmesi de doğru değil. Bu konuda yorum yapmak bize düşmez. Taksi geldi Suzan Hanım. Teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Gel bakayım. Bakın, bu kızın bize daha çok zararı olacak vallahi. Bak şuraya yazıyorum. Hadi yürü, çok konuşma. Efendim? Makbule benim. Ne haber ablacığım? İyi. Sana geliyorum da evde misin, müsait misin diye bir aradım. Gel gel, memnun olurum. Bir iki günde kalırım belki. Olur. İyi, taksideyim şimdi. Birazdan oradayım. Bekliyorum, görüşürüz. Sağ ol kızım, hoşça kal. Oğlum. Gelsene dışarı. Suzan Hanım da gitti. Lamia hiç de masum değil, biliyor musun? Her şey onun istediği gibi oldu. Beni kullandı. Bizi kullandı. Kenan'ı kıskandırmak, ona karşı güçlenmek için benim üstüme bastı. Bir kere bile ona dokunmadım baba, biliyor musun? O benim sevdiğimdi. Aşkımdı. Ama o beni parça parça etti. Fırlattı, attı bir kenara. Bundan sonra hiç kolay olmayacak hayatları. Hiç. Nereye gidiyorsun? Buna izin vermeyeceğim. Cemil! Cemil, lütfen başını belaya sokma. Lütfen oğlum. Cemil, dinle beni. Cemil! Cemil! Aynı gün iki kere görüşüyoruz.
Hoş geldiniz. Niye bana yalan söylediniz? Neden bahsediyorsunuz? Şimdi Cavid Hanım'ın doktorundan geliyorum. Aile doktoruyla da konuştum. Bunu yapmanızı Cavidan mı istedi? Hayır, öyle bir şey yok. Bu işten çıkarınız ne Şahika Hanım? Beni sevmezsiniz. Benim Cavidan'la bir arada olmam sizin ne işinize yarayacaktı çok merak ediyorum. Biraz abartmış olabilirim. Biraz mı? Cavidan ölüyor dediniz. Bu yalana sorgusuz sualsiz inanacağımı mı zannettiniz? Cavidan ölebilirdi gerçekten. Hem de sizin yokluğunuzun acısıyla ölebilirdi. Yeter artık. Hala oynuyorsunuz. Hayır, inanın bana. Hasta değil, tamam. Ama bu ayrılık onu öldürür. Bunu biliyorum. Saçmalamayın. Öyle abuk sabuk numaralarla beni ikna edemezsiniz. Üstelik beni hiçbir şekilde ikna edemezsiniz. Biz kararımızı verdik, boşanıyoruz. Bu sadece benim kararım değil, Cavidan'ın da kararı. Ona başka çıkış yolu bırakmadınız ki. Bu konu fazla uzadı. Şimdi lütfen bana avukatı çağırın. Yarın imzalayacağım evrakı getirsin, imzalayın. Ama yarın demişti Cavidan. Yarın şehir dışında olacağım. Avukat Nihat Bey odama gelsin lütfen. Kenan Bey'e imzalatıcı evrakları da getirsin. Cavidan'ın yaptığımdan haberi yok. Lütfen olmasın da. Doktorunuz Gökhan Bey arıyor. Efendim. Nasılsınız Cavidan Hanım? Teşekkür ederim. Yeni bir sonuç mu geldi yoksa elinize? Yok canım. İkinizi de fena halde tedirgin etmişler. Kenan Bey'e de söyledim. En ufak kötü bir şey yok. Anlamadım. Kenan Bey'e neyi söylediniz? Bugün buraya geldi. Sizi biri... Üzmüş galiba. Ne söylediyse önemli bir hastalığınız olduğunu söylemiş. Aa. Haberiniz yok mu? Hayır. Hastalarımız hakkında hiç kimseye bilgi vermeyiz aslında. Ama Kenan Bey... Sizinle ilgili endişeli olduğunu söyleyince... Ben de rahat rahat durumunuzu söyledim. Yani hiçbir şeyi yok dedim. Allah Allah. Kenan Bey'i çok telaşlandırmışlar. Ben de sizin bir sesinizi duymak için aradım. Kim söylemiş böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayşe! İhsan arabayı getirsin, holdinge gidiyorum. İyi ki seni yakaladım. Holdingden evde olduğunu söylediler. Niye geldin? Konuşmamız lazım Cavidan. İkimiz için de çok önemli. Geldim Suzan abla. Aa. Makbule Hanım. Evet. Buyurun. Şurayı bir imzalayın lütfen. Kim yollamış ki? Kartta yazıyor. İyi günler. İyi günler. Hayırdır inşallah.
Açmıyor, açmıyor. Bu oğlan beni öldürecek. Efendim? Sahip Bey? Evet. Ben Barış. Kim? Barış. Makbule'nin eski nişanlısı. Ha, evet. Ne oldu? Vallahi ben sözümü tutuyorum. Anladım. Ne zaman ödeme yaparsınız? Dur bakalım. Tamam, hallederiz. Acele ediyordunuz. Tamam, sen devam et. Ben de tutacağım sözümü. Şimdi müsait değilim de ondan konuşamıyorum. Pardon, rahatsız ettim. Sizden haber bekliyorum. Oldu, iyi günler. Biz seni eksiktin. Ne diyor? Halledeceğim, haber bekle diyor. Oğlum, bak ateşle oynuyorsun. Hayır anne ya. Belki de hatamı telafi fırsatı olur gerçekten. O kız beni seviyor. Ben de onu severken aldattım. Kendini kandırma. Bu iş yürümez. Biraz daha sabret. Kendi kendine kurarsın hayatını. O adamın verdiği paraya ihtiyacımız yok bizim. Nasıl yok anne ya? Nasıl yok? Yaşım 30'a geliyor, hala aynı yerdeyim. Hadi görüşürüz. Nereye? İşim var anne, hadi. Merak etme, ben ne yaptığımı biliyorum. Canım. Aa, hoş geldin. Dur. Dur kızım, dur. Elimdekileri bir bırakayım. Gel bak sana ne göstereceğim. Ne? Gel. Ne? Bak, Barış yolladı bunları. Bunu da. Ne demek Beni seviyor. Bırak Allah aşkına ya. Aa, aşk olsun. Kızım, aklını başına topla. Yine aynı hatayı yapıyorsun. Oğlan kendini sana affettirmek için yaklaşıyor. Vicdanını rahatlatıyor. Başka da açıklaması yok bunun. Yani kimse beni sevemez, öyle mi? Öyle mi dedim ben? Herkesin mutlaka bir sebebi olması lazım beni sevmesi için. Yoksa ben sevilecek insan değilim. Sen de paşazadeler seni kovduğu için mi buraya geldin? Çok ayıp. Bak vallahi çeker giderim. Ama sen de bana ne söylüyorsun? Ya gerçekten seviyorsa, gerçekten pişmansa, söylediği gibi hep beni düşündüyse? Tamam canım. Ne istiyorsan onu yap. Öyle davran. Ben şu valizimi bir açayım. Ne oldu? Niye toparladın bavullarını? İşte. Daha fazla dayanamadın değil mi onlara? Oh, iyi yaptın. Yoksa Lamia ile mi aranız bozuldu ha? Yok canım. Nasıl bıraktı seni peki? Niye aramadı beni? Lamia Cemil'i terk etti. Aa, inanmıyorum. Nasıl oldu? Kenan'a gitti sonunda. Bugün benim günüm. Cemil mosmor olmuştur. Bırak bavulları şimdi abla, anlat. Allah aşkına ne oldu? Dur. Ay, otur. Ya ay, ne oldu? Dur kızım. Ay. İteleme çekiştirme, anlatacağım. Kenan'la mı beraberler? Ay, inanmıyorum. Ay, hadi anlatsana Suzan abla, hadi. Ay. Halacığım, suyunu alıştırdım. Teşekkür ederim. Baba geldi. Başka kimse olmasın da. Abim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Canım. Çok geç kaldım değil mi? Baba. Canım. Bir tanem benim. Geldim bak, şimdi gidiyoruz. Hadi Lamia, hiç durmayalım. Neler oldu? Boş ver şimdi.
Ha, çocukları da öp benim için. Bir süre ortalarda olmayacağım. Konserler için konuşuruz. Tamam. Taksiyi beklettim aşağıda. Tamam. Biz hazırız. Ben eşyaları alayım. Hepsini taşıyabilecek misiniz? Tamam tamam hadi. Gel bakalım. Ver. Görüşürüz Afife. Güle güle. Allah'a emanet. Güle güle Lamia. Şansınız açık olsun. Hoşça kalın. Zaten boşanıyoruz. Avukatla konuşacağım şimdi. İşi hızlandırsın. Ne diyorsun sen Cavidan? Bu durumu kabul mü edeceksin? He? Cemil, ben Kenan'la yolumu çoktan ayırdım. Beni ilgilendirmiyor artık. Beni istemeyeni ben de istemem. Hoş geldiniz. Bir saniye haber verin. Kim var içeride? Cemil Bey. Bunlar bizi kullandılar, görmüyor musun? Alay ettiler, oynadılar resmen. Sen beni kullanmaya çalışmıyor musun sanki şimdi? Senin toplantıların olduğunu zannediyordum. İptal ettim. Özür dilerim, konuşmanızı böldüm. Bitmişti zaten. Cemil Bey gidiyor. Cavidan lütfen mantıklı ol, birlikte hareket edelim. Kimseyle birlikte hareket etmek istemiyorum artık. Rahat bırakın beni. Bundan sonra Kenan olmayacak artık hayatımda. Kenan şirkete geldi bugün. İmzaladı avukatın verdiği evrakları. Onun da acelesi var bak. Görüyorsun. İşte engel olalım. Bence de. Yapılması gereken bir şey varsa yapalım. Sen yapacağını yapmışsın zaten hala. Kenan'a hasta olduğumu söylemişsin. O da işe yaramadı bak. Görüyorsun. Ben sadece... Sen beni zavallı durumuna düşürdün, tamam mı? Zaten gururum yerlerde. Daha beter süründürdün beni. Cavidan, eğer beni dinlersen... Dinlemiyorum. Kimseyi dinlemiyorum artık. Defolun evimden. Cavidan. Defolun dedim. Hiçbirinizi istemiyorum. Defolun. Rahat bırakın artık beni. Resmen gerizekalı. Mutlaka bizim yapacağımız bir şey olmalı, değil mi? Benim dilimden konuşan biriyle karşılaştığım zaman bayılıyorum. Konuşalım. Buyurun. Merhaba, ben Cavidan. Hemen eve gelebilir misiniz? Teşekkür ederim.
Bir ihtiyacınız olursa numaram burada yazıyor Kenan Bey. Tamam. İyi tatiller. Teşekkür ederim. Bay bay. Hadi bakalım, buyurun hanımlar. Fena değil değil mi? Ne diyorsunuz, çok güzel. Şömine falan da var. Ver bakalım kızımı bana. Gel babaya. Canım benim. Nasıl? Beğendin mi? Burası prodüktörümün. Bir süre burada kalacağız. Kızım yapalım mı? Tamam mı kızım? Yapalım hadi. Çok sevdim burayı. Yarın dolaşırız beraber. Olur. Saate hiç bakmadan birlikte olacağız. Çok mutluyum. Ben de. Ben Melek için bir şeyler hazırlayayım hemen. Ben alışverişe çıkayım. Akşama güzel bir yemek yiyelim şöminenin karşısında. Tamam. Hadi gidip geliyorum ben. Ayrılmayın. Hemen kaçıp gideceğiz. Şakası bile kötü.
Geldi. Hoş geldin. Dediklerimi yaptın mı? Nihayet geldin. Meraktan çatladım oğlum. Nimet'i aradım, Afife'yi aradım. Acil durum ekibini toplamışsın. Ne oldu? Gıyabımda ne karar verdiniz? Hı? Çözdünüz mü problemleri? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Lamia gitti, bu davada bitti. Artık Lamia'nın adını duymak istemiyorum ben bu evde. Boynumu eğip oturayım yani. Öyle istiyorsun. Hemen aç davayı. Lanet olsun de boşa. İtibarımızı koruyalım işte ise. Ne halleri varsa görsünler. Hiçbir şey yapamadın mı? Engel olamadın mı? Ben ne yapabilirim ki Cemil? Seninle bunu konuşmaya geldim. Lütfen turne konusunu bu işe karıştırma. Ne diyorsun sen ya? O adama para mı kazandıracağım? Süründüreceğim onu. Süründüreceğim. Sen git en iyisi Afife, hadi. Benim bir suçum yok, biliyorsun. Kimsenin suçu yok. Bir ben suçluyum. Bir ben salağım, aptalım. Cemil. Ne? Karışmayın bana. Ne olacak bu çocuğun hali? Lütfen üstüne gitmeyelim şimdi. Geçecek. Böyle kalmayacak nasıl olsa. En iyisi ben seni sonra arayayım. Ara ama. Çok merak ediyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Koyun can derdinde, kasap mal derdinde. Dedikodu kazanı kaynamaya başlamış bile çoktan. Konuşamadı bak. Kim bilir ne kıyametler kopuyor. İzin almak zor olmadı değil mi? Aa, yengem çağırdı, gidiyoruz diyecekler de izin verilmeyecek. Hah. Ben ne yaparım o Nimet'le paşayı? Sayıp Paşa kendi derdiyle uğraşıyor zaten. Benim izime karışacak hali yok. Ay, ne güzel yaptı Lamia onlara. İçimin yağları eridi vallahi. Oh. Böyle şeye sevinilmez. Aa, en başından beri kafaların üzerine taşıdılar. O olsun onlara. Lamia bizim de başımızı öne eğdi. Uzak muzak akrabanız ama kusura bakmayın. Bu onun ilk vukuatı değil. Gülay. Niye susturuyorsun kızı? Doğru söylüyor. Şimdi Cemil Bey'e yaptığını sana da yapmadı mı zamanında? Başkasıyla evliyken doğurmadı mı Kenan Bey'in çocuğunu? Kocası kahrından öldü. Benim kocam da onun kurbanı değil mi? Avcı o avcı. Cemil Bey'le evlenerek kendini aklamaya çalıştı. Ama dayanamadı yine, döküldü ortalığa. Aa, sana ne canım? Sen niye utanıyorsun? Kocası utansın. Cemil'in yapacağı bir tek şey var. Hemen onu boşamak, hemen hemen. O kadar kolay mı bu işler amca? Ağzını bunu dağıtmadan hırsını alamaz ki adam. Ben Cemil Bey'in yerinde olsam vallahi kırarım kemiklerini. Var mı öyle adamı rezil edip gitmek? Verirdim dersini. O sen miydin Nazım? Hani ta adadayken Lamia'yı dövüp hastanelik eden sen miydin? Ay, bu da nereden ne çıkardı? Nazım olur mu canım? Sen de. Oh, iyi yapmışsın. Ellerine sağlık.
alayım. Dur. Dur dur, çok ağır. Fırsattan istifade ben de ortalığı toparladım biraz. Belli oluyor. Şömineyi yaktım ama odunlar bitmek üzere. Ha, şunları yerleştireyim, ben hallederim. Ben yaparım onları, bırakın siz. Lamia, artık şu sizi bizi kaldırsak ha? Böyle utanıp kızarmaları da. Artık özgürce bakabilsen yüzüme. Ben gözlerinin hep böyle güldüğünü görsem. Ben yemek işine bakayım. Beraber yapalım. Yok, ben yapacağım bugün. İlk defa benim yemeğimi yiyeceksiniz. İlk defa. Afife. Açmayacak mısın? Efendim Afife. Abi nasılsınız? İyiyiz. Arama demiştim sana, ne oldu? Avrupa turnesi işi tehlikeye girdi. Haber vereyim dedim. Ya. Niye? Organizasyon şirketiyle karşı taraf arasında bir anlaşmazlık olmuş. Halletmeye çalışıyoruz diyorlar ama... pek bir şey yaptıklarını sanmıyorum. Turne iptal oldu yani. Daha değil. Ben yabancılarla direkt temasa geçmeyi düşünüyorum. Tek başına çok zor biliyorsun. Hem firmayla anlaşma yaptın. Anlaşmayı feshedeceğim. Başka çare yok. Elimden geleni yapacağım abi ama... olmazsa da olmaz. Bilemiyorum. Anladım. Siz gerçekten iyisiniz değil mi? Bir yaramazlık yok. Yok, merak etme. Tamam o zaman, kapatıyorum şimdi. Bir gelişme olursa ararım yine. Lamia'ya selam. Tamam. Selam söylüyor. Sağ olsun. Duyduğun gibi turne iptal oldu. Neden? Bazı anlaşmazlıklar var diyor Afife. Firmalar arası problemlerin ucu bize dokundu yani. Afife halletmeye çalışacağım diyor ama... o iş bitti bence. Üzülme. Olur böyle şeyler. Bu olmaz, başka turne ayarlanır. Lütfen Lamia. İş konusunun tadımızı kaçırmasını istemiyorum. Yapma. Tamam. Nasıl yardım edeyim ben şimdi? Sebzeleri yıkamayla başlayayım mı? Olur. Kızım uyandı. Abimin turneleri ne zamandır Cemil organize ediyor. Kızım, uyanmış mı benim bir tanem?
Uyanmış mı meleğim? Cemil aradı. Tehdit etti. Canım benim. Aşkım. Çok mutluyuz değil mi kızım? Annen, sen, ben sonunda birlikteyiz işte. Estetik mi yaptırmış ne? Ha? Bilmem. Estetik değilse botoks. Bir şey yaptırmış kesin. Ay. Ay ben sıkıldım bu kanaldan. Değiştireyim mi? Kapat istersen. Öf. Ne? Arayalım mı bizimkileri? Aman yok sakın. Merak etmiyor musun nereye kaçtılar, ne yapıyorlar diye? Etmiyorum. Sen de etme. Çıkıp yürüyelim mi biraz? Hiç halim yok, elleme beni. Dışarısı da soğuk zaten. O kadar da değil canım. Mis gibi hava. Aa. Ne oldu? Barış gelmiş yine. Ne yapıyordu o öyle? Hiç, duruyor işte. Ha. Dün de böyle saatlerce bekledi bekledi gitti. Buldum ben eğlenceyi valla. Arada bir yapar gibi bakıyorum, dönüyorum içeri. Çok zevkli. Ayıp ama yapma. O olsun, burnu sürtünsün iyice. Ah ne güzel bir gün Allah'ım. Barış kapımda bekliyor. Cemil Lamia'nın arkasından ağlıyor. Ben mutluluktan uçuyorum. Oh be, oh! Bunun şerefine bir çay demlenmez de ne yapılır ha? Söyle. Allah'ım sen akıl fikir ver. Şuna, adını anma sataşuna. Ne kadar seni karşıma çıkaracak mı bilen yok. İncim klasik türkü. Doydun mu kızım? Hadi al bunu son. Başka vermeyeceğim. Şarap? Yok içmem ben. Ya da içeyim bir kadeh. Teşekkür ederim. Meleği alayım istersen. Rahat yesen. Yok rahatız biz. Her şey çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Niye durgunsun? Şu turne işi canımı sıktı. Ne güzel gidecektik. Uzaklaşacaktık bir süre. Yine gideriz. Merak etme. Ya bundan sonra hiç iş teklifi gelmezse? İstediğin gibi bir şey olmazsa yani. Sen iş konusunu kafana takma lütfen. Baş başa ilk yemeğimizin tadını çıkaralım. Tamam mı? Kınalı yapıncağıma ve kızıma. Bir şey oldu mu? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ah.
Nasıl gelmekti o öyle? Atların sesini duydum. Yavaşlamak için frene bastım ama çam iğnelerinden tekerlek kaydı. Aklım başımdan gitti. Dikkat etsene be çocuk. Karşılaştığımızda çocuk sanmıştım seni. Çocuktum ama. O günden bugüne nasıl değiştin? İnanamıyorum. İyi yönde mi? Büyüdün. Olgunlaştın. İster istemez. Daha da güzelleştin. Şimdi bakıyorum da o saçları örülü kınalı yapıncak mı daha güzeldi diye. Onu mu daha çok seviyordum? Şu an karşımda oturan Lamia'yı mı? Kınalı yapıncağımı seviyorum. Ama çocuğumun annesi Lamia'yı daha çok seviyorum galiba. Kenan'ı seviyorum. Size yalan söyleyemem. Melek için bu evliliği istediğimi biliyorsunuz. Kızımı kaybetmek istemiyorum. Sizinle evlenirim. Ama düşündüğünüz gibi bir evlilik olmaz bu. Sizinle aynı odayı paylaşamam. Kendine geldi. Allah kahretsin. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim onları. Yaşatmayacağım. Yapma Allah aşkına. Sakin ol. Cemil yalvarırım yapma. Gidin buradan. Rahat. Cemil. Rahat bırakın. Çıkın dışarı çıkın. Cemil yüreğimi incek oğlum yapma. Gidin buradan. Çıkın siz. Lütfen hadi. Sinirleri bozuk üstüne varmayın. Hadi. Burada mısın be? Niye derleniyorsun Cemil ha? Bile bile lades seninki. Kapa çeneni! Kendini harap edeceksin de ne olacak? Lamia geri mi gelecek ha? Gitti o gitti. Kabul et. Defol Allah'ın cezası. Defol! Canım acıyor oğlum. Thank you.
neredeyse uyuyacak. Meleğim. Kızım senin kemanını dinleyerek uyuyacak. Adada geceleri bu kemanı dinlemek için penceremi açığa beklerdim. Bazı geceler sen çalmaya başlamadan öylece uyuyakalırdım. Yatağına götüreyim. Biraz daha şarap? Yok. Yeter bana bu kadar. Bırak şimdi. Gel oturalım. Üşüyor musun? Yok. Tuhaf. Senden ayrıyken konuşacak, anlatacak bir sürü şey vardı kafamda. Ama şimdi hiçbiri yok aklımda. Sanki hiç ayrı kalmamışız gibi. Başından beri hep birlikteymişiz gibi geliyor bana. Ki neler yaşandı o arada. Ne acılar çektik. Keşke en başından bile bilseydik şu anların kıymetini. O zaman öncelikler başkaydı. O sümüklü kız için mi Cavidan'dan vazgeçeceksin? Mecburum. Aşığım deme sakın, çok gülerim. Tabii ki değil. Ama yazık, günah. Yetim kız. Büyük bir hata yaptım. Belki benim sonum olacak ama... sonucuna katlanacağım. Senin ağzından duyduğum sözler çok acıydı. O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Sana olan aşkımı itiraf edemeyecek kadar zavallı bir adamdım ben. Aşk mı? Evet. Sen benim hayatıma giren en güzel şeysin.
Gel. Efendim, avukat Nihat Bey arıyor. Görüşecek misiniz? Ver. Buyurun. Efendim Nihat Bey. İyi akşamlar. Evet. Öyle mi? Çok iyi. Tamam. Anladım. Teşekkür ederim. Sevdiğimi kendime bile itiraf edemiyordum o zamanlar. Bana sen sevmeyi bilmiyorsun dediğinde içim haykırıyordu seni seviyorum diye. Gururumuz en büyük düşmanımızdı. O kadar yanlış yaptık ki. Sen de ben de. Birbirimizi severken hep başkalarının yanında olduk. Her şeye rağmen kararımı verdim, geldim. Çok geç dedim bana. Ben evli bir kadınım artık. Dün Kemal Bey'le evlendim. Sözlerinle kurşunlandım ben o gün. Nasıl döndüm? Günlerce o lafları düşündüm. Dün Kemal Bey'le evlendim. Zaman da bize oyun oynadı. Bir gün önce karşına çıkmadığım için, seni o masadan tutup kaldırmadığım için kızdım kendime. Cemil'le evlendiğin gün masanın karşısındaydım. O zaman da bunun senin kararın olmasını bekledim. Sana ilk kez bütün gerçeği, aşkımı söylemiştim. Diz çöktüm, itiraf ettim, inanmadın bana. Gözlerimin içine baka baka evet dedin Cemil'e. Karısı oldum. Ben Cemil'in karısı olmadım. Ne Kemal Bey'in ne de Cemil'in karısı oldum ben. Cemil'le bir anlaşma yaptık. Bana elini sürmedi. Başka türlü olamazdı. Asla. Ben seni seviyordum. Cemil bana söz verdi. Son güne kadar da sözünü tuttu. Sen benim kanalı yapınca mısın hala?
Sen ne büyük bir hediyesin bana. Lamia. Canım. Kağıt üstünde de olsa ikimiz de evliyiz hala. Merak etme. Cem'in sözünü tuttu madem, ben de tutacağım. Enise'yle o kadar sıkı fıkı olma. Haset'in tekidir o. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Aramız iyi diye kıskanıyorsun. Kara kaşına çağırmadı seni alelacele. Ağzından laf almak için çağırdı kızım. Aç gözünü. Ben sizi gittiniz sanıyordum. Görmüyor musun? Çantam burada. Görmedim vallahi. Şimdi girdik biz buraya zaten. Ne bileyim. Paşa nerede? Daraldım yürüyeceğim dedi çıktı. Ama epey oldu. Gelir birazdan. İyi gidiyorum ben. Hadi iyi geceler. Hay Allah. Nazım da şimdi bıraktı beni. Arayayım da dönsün gelsin. Boşver. Taksiyle giderim. Hadi. Buradaymış bak. Hiç dikkat etmedim vallahi. Hadi git kapıyı aç. Güle güle. İyi geceler. İyi geceler. Güle güle. Ay elim ayağıma dolaştı vallahi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yukarıdaymış meğer baksana. Bu gidişle Cemil Bey çabuk teselli olur. E ne var? Oturup Lamia'nın yasını mı tutacak? Göze göz, dişe diş. Oh, iyi yapıyor vallahi. Allah aşkına, akşam akşam asabımı bozma. Kapa çeneni de yürü hadi. Of Allah'ım, of, of. Lamia. Pardon. Bırak sen, gerisini ben hallederim. Olur mu, topladım işte. Bırak git, çok yoruldum, yat hadi. Hadi git uyu. Tamam. İyi geceler. Sana da.
Meleğim. Babanla aynı çatı altında, aynı evdeyiz bu gece. Sen, ben ve o. Sonunda birlikteyiz. Hayatımın en huzurlu gecesi. Elimi uzatsam dokunacağım, adını söylediğim anda yanıma gelecek mesafede baban. Yanımızda. Konuştuk doya doya. Birbirimize söylemek isteyip de söyleyemediğimiz hiçbir şey kalmadı. Acıların üstünden geçtik. Hatalarımızla yüzleştik. Artık hata yapmak yok. Geride kalanları düşünmek yok. Kimse bize zarar veremeyecek artık. Çaresizliğimizden faydalanamayacak. Babam var yanımızda. Ona güveniyorum artık ve her zamankinden daha çok seviyorum. Çok güzel günler bekliyor bizi, inanıyorum. Bu güzelliği kimsenin elimizden almasına izin vermeyeceğim bebeğim. Söz veriyorum sana.
Al bakalım. Ha. Aferin benim kızım. Günaydın. Günaydın. Biz erken kalktık, kızımla kahvaltı ediyoruz. Ne yiyor? Senden öğrendiğim gibi hazırladım. Yoğurt, bal, peynir, bisküvi. Oh, afiyet olsun benim kızıma. İyi uyudun mu? Hem de nasıl. Bütün gün koşup oynamış da yorulmuş çocuklar gibi. Kaygısız, tasasız uyudum. Yıllardır hiç olmadığım kadar huzurlu ve mutlu. Çay hazır, otur hadi. Sen başla istersen. Ben bir duş alayım hemen. Tamam, beklerim ben. Hadi. Al kızım. Ne bu? Gecenin hüznüne karşılık gecenin mucizesi. Yeni beste mi yaptın? İlham perilerim yanımdaydı. Düne kadar hayal bile edemezdim bu mutluluğu. Mucize gibi bir şey. Gece bir ara odana geldim. Seni seyrettim karanlıkta. Bütün masumluğunla uyuyordun. Geceye teslim olmuş gibi. Gecemin mucizesi gibi. Keman sesi duymadım. Çalmadım ki. Sizi uyandırmak istemedim. Keşke uyandırsaydın. Rahat rahat çalardın kemanını ondan. Kahvaltıdan sonra çalacağım. Şimdi. Duşa girecektim. Çal lütfen, dinlemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Lütfen. Thank you.
Beğendin mi? Çok güzel, muhteşem. Sen beğendin mi bir tane? Sizin için yaptım bu besteyi. İkiniz için. Çok güzel. Sen de çok güzelsin. Duşa giriyorum. Günaydın. Günaydın Namık. Cavidan nerede kaldı? Toplantı başlamak üzere. Bilsem. Adamlar onu bekliyor içeride. Cebi cevap vermiyor. Evi aradım, erkenden çıktığını söylediler. Şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. Gelmezse ne diyeceğim ben adamlara? Bilemiyorum Namık. Şu anda Cavidan'ın nerede olduğunu daha çok merak ediyorum. Ne yapıyor bu? İyice dağıldı. Bu toplantı gerçekleşmezse anlaşma sağlanamaz. Büyük kayba uğrayacağız. Nasıl düşünmez bunu? Gelince konuşacağım ama lütfen siz de söyleyin. Böyle davranmaya devam ederse holding büyük yara alacak. Bir an önce toparlanması lazım. Bir an önce. Bir an önce bitirmenizi istiyorum. Hemen bugün açın davayı. Önce Cemil Bey'in vekaletini almam lazım. Biliyorum. Bugün verecek. Yani vermesini sağlayacağım. Peki. Siz de hemen dava dilekçesini hazırlar, işlemlere başlarsınız. Hı hı. Aile birliğinin ne sebeple dağıldığını açık açık yazın ki... yazın ki tazminat, nafaka filan istemeye kalkmasın. Hı hı, tamam. Hoş. Lamia'dan böyle bir talep gelmez ama... etrafındakiler akıl verir diye korkuyorum. Ha bir de bu sefer basının konuyla ilgilenmesini hiç istemiyorum. Özellikle dava dilekçesinde belirttiğimiz hususlar hiç öğrenilmemeli. Lütfen çok dikkat edin. Merak etmeyin. Biz ne kadar engellemeye çalışsak da yine yazılıp çizilecek. Ama itibarımızın zedeleneceği bir durum olmasın.
Bu badireyi en az zararla kapatabilmemiz için elinizden gelen her şeyi yapın. Hı hı. Rica ediyorum. Tamam. Tamam. Lamia. Efendim? Tebrik ederim. Sen kazandın. Kenan'a artık özgür olduğunu söyleyebilirsin. Biz biraz önce boşandık. Thank you.